TV ekranlarına hoş geldiniz. Depremin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde bir de sel felaketi gerçekleşti. Şu an Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı bölgede bizlere son durumu aktaracak. Rıfat, merhaba. Merhabalar İrem. Tabii sen de ikinci gün gidebildin bölgeye, ancak şu anda son durum ne? Neler söylersin bize? Biz deprem bölgesi Hatay'daydık. Sel felaketinin ardından dün akşam Urfa'ya geçtik. Şanlıurfa'ya geçerken dikkatimizi çeken ve bizi aslında en çok zorlayan şeylerden birisi, Urfa'ya girdikten sonra şehir merkezine kadar otoyolda ışıklar yoktu, elektrikler kesildi. Kent merkezinin birçok bölgesinde keza ışıkların, aydınlatmaların olmadığını gördük. Sokak lambalarının, yol ışıklandırmalarının olmadığını gördük. Dün akşam sular hala akmaya devam ediyordu caddelerden, sokaklardan. Köprülü kavşağa geldik, Abide Köprülü kavşağına geldik. Burada da durum çok vahimdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vidanjörlerinin olduğunu gördük. Çünkü Urfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin vidanjörleri olmadığı için yardım istedikleri an Gaziantep'ten bu vidanjörler geldi ve sabaha kadar yapılan çalışmayla suyun bir kısmı aktarıla tahliye edilebildi. Şu an çalışmalar devam ediyor. Birçok sokak çamurla kaplanmış durumda. Birçok sokak çamurla kaplanmış durumda. Yollar yolların bir kısmı kapalı. Ancak buralarda henüz çalışma, yolların temizlenmesine ya da açılmasına yönelik bir çalışma göremedik. Şu anda köprülü kavşaktaki suyun tahliyesine devam ediliyor. Burada devlet su işlerinin araçları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleriyle itfaiyesinin çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda AKUT ve bazı sivil toplum kuruluşları da burada faaliyet yürütüyorlar. Batman ve Mardin belediyelerinden gelen araçları da burada görüyoruz. Çalışmaları el birliğiyle devam ettirmeye çalışıyorlar. Dün akşam geldiğimizde Şanlıurfa'ya dikkatimizi çeken şeylerden birisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası oldu. Çünkü belediye binasının önünde yoğun bir şekilde sel suları akıyordu ve belediye binasının önüne yaklaşık 70 santim, 1 metre yüksekliğinde toprakla kapatıldığını gördük. İçeriye su girmemesi için. Burada çalışmalar hala devam ediyor. Kayıplar mevcut. Abide Köprülü Kavşağı'nda yaklaşık bir saat önce yeni bir cenaze, cansız beden çıkartıldı. Araçlar hala köprünün altında. En yoğun çalışma şu anda burada devam ediyor. Teşekkür ederim. Bir yandan da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyorsun. Aslında bildiğimiz rakamlar da belki de değişecek. Orada hem depremzede olup evini kaybedip çadırda kalan, daha sonra da çadırını su basması sonucu barınma sorunu yaşayanlar var mı? Sen herhangi biriyle konuşabildin mi? Barınma sorunu burada gözükmüyor. Şanlıurfa'da yıkıntılar var tabii ki. Ancak çadırları kurulmuş, kendi alanlarını yaratmış. Burada bazı oteller kapılarını da açmış durumda depremzedeler için. Depremzedelerin sel felaketinden yoğun şekilde etkilendiğine biz tanık olmadık. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Evet, Cumhuriyet muhabiri Rıfat Kırcı sel felaketinin etkilediği Şanlıurfa'daydı. Oradan son bilgileri bizlere aktardı. Son rakamlar 13 kişinin Urfa'da, 2 kişinin ise Adıyaman'da hayatını kaybettiği yönünde. Elbette bu rakamlar da değişebilir ilerleyen saatlerde. Görüşmek üzere, hoşça kalın.